Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında pişmiş, çok lezzetli, pratik bir şekilde lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Hep beraber buyurun yapımını görelim. Bir baş kuru soğanı küçük bir el rondosundan geçirdim. Tenceremin altına kaplayacak kadar sızma zeytinyağı ekleyerek İyice ısınmasını bekleyeceğim yağın yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Yağ iyice ısındıktan sonra bir baş kuru soğanı ekleyerek güzelce pembeleşinceye kadar kavurmaya başladım. Devamlı karıştırıyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu arada 1 su bardağı kırmızı mercimeği, bardak ölçüsü 200 ml'lik bol su ile güzelce yıkayalım ki pişirme esnasında köpük köpük olup mercimek çorbamız taşmasın. İyice yıkarsak taşma olmaz. Bu arada soğanı kavurmaya devam ediyorum. İyice kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı buğday ununu ekleyerek onun da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Un güzelce kavruldu. Şimdi yıkayıp süzmüş olduğum kırmızı mercimeği ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Birkaç saniye bu şekilde kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karabiber çekiyorum üzerine. Bütün baharatlar bu kadar pişirme esnasında kullandım. Üzerine 1,5 litre sıcak su ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Kapağını kapatalım. Kaynamaya başladı. Şu anda iki çizgi çıktı. Ocağın altına kıstım. Kısık ateşte 20 dakika pişirdim. Çorbamız pişti. Gayet güzel. Rengini de görüyorsunuz. Kıvamı da muhteşem olmuş. Blender'dan geçirmeye hiç gerek yok. Gayet güzel pişmiş. Sadece biraz karıştıralım. Homojen bir kıvam alsın. Hepsi eşit olsun. Daha sonra servis tabağına alabilirsiniz. Kasenize alabilirsiniz. Rengini görüyorsunuz. Altın sarısı mis gibi de kokuyor. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak pratik bir şekilde mercimek çorbasının yapımını vermeye çalıştım. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Üzerine kuru nane ve acı pul biberle süsledim. Bu şekilde sunum yapmak istedim. Naneyi ve kırmızı biberi önceden katmadım, rengi bozulmasın diye. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok memnun olurum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.